Merhabalar, ben Rainbow. Yine bir rehber videosuyla karşınızdayım efendim. Kafe Dostoyevski'deyiz. Bugün kafeden bahsedeceğiz. Kafenin taktiklerinden ve yapabileceğimiz şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Mümkün olduğunca çok fazla bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki ben de sahip olduğum kadar bilgiden bahsedeceğim size. Ne kadar istesek de tüm bilgimizin %100'ünü size aktarmamız imkansız, ama mümkün olduğunca %90, %80 size bildiğim kadarıyla kafayı aktarmaya çalışacağım efendim. Hem saldırırken hem savunurken bu bilgiler işinize yarayacak. Çünkü hem haritanın detaylarını öğreneceksiniz, hem de mümkün olduğunca işte nerede soft wall var, nerede elektrik yapman lazım, işte nereyi kırarsan ne olur falan, onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi her şeyin başında bir dışarı çıkalım. Hızlıca size düşmanların, yani saldıran kısmın nerede doğduğunu, işte hangi kameraları kırması gerektiğini falan bahsedeceğim. Şimdi siz sahili seçebiliyorsunuz, sahil kısmını. Sahil kısmında doğduğunuz zaman şurada bir kameranız var efendim. Düşman olarak onu kırmanız lazım. Burada doğduğunuz zaman aynı zamanda spawn piklere, yani camlara, pencerelere dikkat etmeniz gerekiyor. Başlangıç olarak bundan bahsedeyim. Şimdi şurası da Noel Pazarı kısmı. Şu evlerin arkasında doğuyorsunuz. Yine bu kameraya aynı şekilde dikkat edip kırmanız lazım. Aynı şekilde gelirken buradaki pencerelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki pencereler sizler için çok fazla tehlike arz ediyor. Eğer Shield'lı bir karakter oynuyorsanız Shield'ınızı mümkün olduğunca hemen önünüze alıp hemen kullanmaya başlamanız lazım. Örneğin benim gameplay videolarımdan gördüyseniz eğer bu haritada oynuyorsam eğer ve OSA oynuyorsam, OSA'yı çok fazla tercih ettim biliyorsunuz. Hemen Shield'ımı elime alırım ve o şekilde gelirim bu noktaya. Her yerin okey olduğunu, şu beyaz pencereler var ya, beyaz kırdığınız zaman bak hemen düştü, gördünüz mü? Eğer camı kırarsanız o direkt düşüyor. O yüzden onun olmadığı bir pencere varsa çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor, ama o varsa bir miktar daha rahatlayabilirsiniz. Demektir ki spam pick yok. Bir de şu tarafın arkasında doğabiliyorsunuz. Bu tarafın arkasında doğarsanız da dikkat edeceğiniz bir kamera şu noktada olması lazım. Tam şu köşede. Bak, görüyor musunuz? O kamerayı kırdığınız anda işiniz rahatlıyor. Ki bu kameralar görmüş olduğunuz üzere o binaların arka kısmını göremiyor. Aynı zamanda sahil kısmını bir miktar görebiliyor. Direkt çıkar çıkmaz vurursanız sahil kısmında da kendinizi taratmadan rahatlıkla kamerayı almış olursunuz. Sahil kısmında varsanız, yani karşı tarafa hangi operatör olduğunuzu haber vermemek için biraz bekleyin. Diğer kamerayı Noel Pazarında doğanlar kırsınlar efendim. Eğer siz de uygun görürseniz tabii. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Bir üst kattan bir şey göstereceğim size. Bir üst kat dedik, üç kat çıktık. Şu aradan gideceğim hızlıca. Şimdi görmüş olduğunuz üzere en üst kattaki site'ımız bu duvara oldukça yakın. 11 metrelik bir mesafeden bahsediyoruz şu an olduğum yerden A bombasına. A bombasına çok yakın. Yani buradaki pencerelere rakip tırmanma ihtimali yüksek. Siz saldıran olarak dikkat etmeniz lazım. Savunan olarak da belki tercih edebilirsiniz. Ben çok fazla tercih etmiyorum. Ama işte burada bekleyip falan, biraz kapı kapalıyken işte iki tane vurup kapıya, bir iki de hemen şöyle göstereyim ya hızlıca. Şöyle bir ve iki vurduğunuz zaman hem çok absürt durmuyor kapı. İki tane vurduğunuz zaman bir diğer vuruşunuzda kapı yıkılacak. Eğer ip atma sesi falan duyarsanız buraya yakın olup, aynı zamanda yürüme seslerinin de kesilmesi lazım. Başka arkadaşları olup olmadığını bilemezsiniz. Yürüme sesleri kesildiği zaman, tabi yere yatmak değil, yere yatmak değil. Şu şekilde kırıp hemen şu cama, bu cama baktığınız zaman bir kişiyi rahatlıkla indirme şansınız var. Fırsatınız var. Aynı şekilde saldıran tarafın da buraya geldiği zaman şuraya bir tane tuzak kurabilir, ya da şuradan bir tane tuzak kurabilir. Kapıdan çıkanın mayına basacağı şekilde bir tuzak kurarsa rahatlıkla bu saldırıyı da engellemiş olacaktır. O konuda rahat olabilirsiniz. Hemen bir üst kata çıkalım.
Hızlısından böyle. Aynen öyle. Şimdi bomb site'ları gösterelim hızlıca. Bir tanesi böyle meydanda bir bomb site. Görmüş olduğunuz gibi çatıdan da görüş açısı sahip. Çatıdan direkt ip atmadan aşağı atlayabiliyorlar. Sanırım 5 can falan azalıyordu. Çok az bir canınız azalıyor. Belki canınız azalmıyordur bile. Onun dışında bir de burada böyle bar gibi bir yerde, şurası bar da, burası da işte oturma alanı gibi bir yerde ekstra bir bombanız daha var. Şu şekilde merdiven kısmına çok yakın görmüş olduğunuz üzere ve merdivenden gelen bir rakibin her tarafı duvar olduğu için rahatlıkla yaklaşabilecek. İsterseniz siz bu duvarı kafadan kırıp, direkt kırıp içeride kendinizi göstermeden ya da şu şekilde pikleyerek, bekleyerek bir kişiyi indirme, iki kişiyi indirme lüksünüz var. Ben bunu tercih ederdim açıkçası. Çünkü bu duvarı kapatmanızın çok bir alemi yok. Kapattığınız zaman sizin faydanıza olacak pek bir şey yok. Tabi bunu yaparken şu noktaya dikkat edin. Çünkü bu noktaya direkt bacaklarınız hala gözüküyor bu arada. Bacaklarınız şu noktadayken bile gözüküyor. Kendinizi duvarın arkasına almanız lazım. Ya da şuraya bir shield koyup hemen arkasına eğilip şu şekilde bekleyebilirsiniz. O zaman göstermezsiniz buradaki pencereye ya da çatının camına, artık nasıl derseniz. Öyle bir taktikle yapabilirsiniz. Ya da bu camı kapatıp yani burayı reinforcelayıp buraya bir maestro falan koyup en azından rakibi korkutmak ve geri çekmek adına bir girişimde bulunabilirsiniz. Buradaki camları biliyorsunuz. Az önce dışarıdan göstermiştim, hatırlıyorsunuz, yukarıya vurabilirsiniz ip atarlarsa falan diye. Buralara bir Vamai falan güzel gidebilir çünkü karşı takımınızda inanın bir fuse olacak ve bu site'da fuse atmak gerçekten kolay bir şey. O yüzden bir Vamai bulunabilir sizin takımınızda. Eğer Vamai gibi bir şeyiniz yoksa da yine cama engellemek adına castle falan tercih edebilirsiniz. Bir de buradaki camımız var. Aynı şekilde burada da onlar geçerli. Buraya direkt bir tane kapkan şu noktaya kurabilirsiniz. Bu noktaya kurarsanız bir tane kapkan yüksek ihtimalle o kapkanı yiyecektir rakibiniz. Burada Amaru falan çok tercih ediliyor. Amaru'nun özelliği biliyorsunuz, hani bir cama bakıp direkt cama kendine bir tane ip atıp şöyle çekip hızlıca içeriye dalabiliyor bir anda. Oyun başladığı anda 10 saniye içinde içeriye girmiş olabiliyor. Bunu bu noktada, bu camda deniyorlar. Amaro aldıkları zaman bir kapkan koyarsanız rahatlıkla rakibi elimine etmeye yaklaşmış olacaksınız. Tabi altına da Frost koyabilirsiniz. Frost da çok güzel bir tercih olur açıkçası. Ve aynı zamanda şurada bir tane görmüş olduğunuz gibi işte bir masa gibi bir şeyimiz var. Hatırlıyor musunuz? Sahil haritasıydı. Sahil haritasında dolabı kırabiliyorduk. Hatırlayacaksınız. Burada da aynı şekilde dolabı kırabiliyorsunuz. Buradan kırdığınız zaman nereye görüyorsunuz biliyor musunuz? Görmüş olduğunuz üzere şu noktaları rahatlıkla şöyle şu şekilde görebiliyorsunuz. Sizin yararınıza olacak bir şey bu. Tabi doğru açıyı yakalayabilirseniz bu şekilde şuraları falan da görebiliyorsunuz. Ama tabi kapıyı görmek isterdik değil mi? Onu göremiyorsunuz. Ona yapacak bir şey yok ve dışarıdan bakıldığı zaman da çok fazla anlaşılabilen bir şey değil. O yüzden burada durup rahatlıkla bir rakibi avlayabileceksiniz diyebilirim şimdiden. Bir diğer trimiz böyle şu şekilde. 3 tane vurdum. 3 tane vurdum. Şöyle şuradan da vurdum. Görmüş olduğunuz gibi. Burayı niye vurdum? Buranın tri şu. Hızlıca koşup karşıya geçebiliyorum. Hızlıca koşup karşıya geçebiliyorum. Hızlıca koşup şöyle şu şekilde rahatlıkla hiç uğraşmadan ve çevresinde dolaşmadan şuradan geçebiliyorum görmüş olduğunuz üzere. Burası reinforcelanacak bir duvar. Onu bilginiz olsun çünkü şu tarafta falan birisi yatacak sizin için ve orada yatan birisi için de siz camdan geldiniz diyelim ve içeri girmek istiyorsunuz. Baktınız işte, karşıyı check ettiniz falan, her şey okey, girmeyi düşünüyorsunuz artık. Girerken şuraya doğru bir el bombası fırlatırsanız oradaki rakibiniz yerden yatıp kalkıp şu tarafa doğru yürüyecek. Siz de rahatlıkla içeri girip pikinizi alabileceksiniz. Bu da güzel bir trik.
böyle yavaş yavaş triklerden vere vere ilerleyelim efendim. Aynı zamanda buradaki bar komple kırılabiliyor. Bunu avantajınıza çevirebilirsiniz. Örneğin A site'tasınız ve karşıdan birisi girdi, onu biliyorsunuz. Şu şekilde beklerseniz ya da şu şekilde bakarsanız avlama şansınız yükselecektir efendim. O konuda da bilginiz olsun. Aynı zamanda buradaki duvarlar, görmüş olduğunuz üzere direkt karşı kapıyı görebiliyorsunuz buradan. Bu sizin avantajınıza bir şey. Direkt karşı tarafa bir pik atabiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde buradan da karşı şeyinize, kapınıza rahatlıkla pik atabiliyorsunuz. Yine onu da söyleyeyim. Tabii maestroları nereye kuracağız? Bu da önemli. Maestroları nereye kuracağız? Güzel soru. Şöyle hızlıca gelsem oluyor mu? Hah, tamam. Şuraya bir tane kurabilirsiniz. Bakın şimdi. Hemen hızlıca kamerama geçtiğim zaman bomba kurulabilir alan bu noktada başlıyor. Şuradan şöyle devam ediyor ve böyle şu şekilde bomba kurulabilir alanımız var. Şunun arkasına geçmediği sürece her türlü rakibin bomba kurmasını engelleyeceksiniz buraya kurduğunuz zaman. Ve buraya kurmanız demek rakibin çok da ilgisini de çekmeyecek. Rakip görmeyecek uzun bir süre. Görse bile kameranın kurşun geçirmez özelliğini V basmadığı sürece kameranın üstüne kıramaz. Ateş etmek falan bir işe yaramıyor kurşun geçirmez olduğu için. Yapması gereken şey kurşun geçirmez kameraları kıran bir pistol var. Onu aldıysa eğer bir şansı var demektir. Tavana kurabiliyor muyuz? Hayır tabii ki. Şöyle şu şekilde kurduğum zaman burada da yine aynı şekilde tüm saati masaların arkasında olmadığı sürece görebiliyorsunuz. Pardon. Özür diliyorum. Hızlıca devam edelim. Şimdi oradan devam ediyoruz. Böyle adım adım gidiyormuşuz gibi düşünün. Adım adım tüm saatten bahsetmeye çalışıyorum. Burası depo bölümü. Aslında burayla çok bir işiniz yok. Burası oyunun sonunda falan cazip bir yer haline geliyor. Yoksa oyunun baş kısmında, early kısmında ve mid kısmında çok fazla bu odaya girilip çıkılmıyor. Ama görmüş olduğunuz üzere şuradan ve şuradan bahsedeceğiz. Buraların reinforcelanması gerektiği ve bir miktar da olsa en azından elektriklenmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Şimdilik buradan devam edelim. Yine kaldığımız yerden devam ederiz. Burada bir tane hatch'imiz var görmüş olduğunuz üzere. Bununla çok bir işimiz yok. Ama bu hatch'i kırarsanız en azından burada birisi çarpışırken şöyle içeriye girdiği anda aşağı düşme gibi bir avantajın var. Bundan faydalanabilirsin. Şurada bir tane hatch'in var. Bu hatch'i reinforcelaman mümkün değil. Adam zaten çatıda. Çatıdan aşağı inecek. Ama burayı reinforcelayabilirsin. Ben reinforcelamamayı tercih ederim şahsen kendi adıma. Nedenini de söyleyecek olursak ben şu tarafta beklemeyi veya karşı köşede beklemeyi uygun görüyorum kendime. Çünkü bu camdan birisi geldiği zaman seni kesinlikle görmüyor ve o tarafa bakıyor, o tarafı check ediyor, her yeri check ediyor. En son içeri girdiğinde rahatlıkla rakibi indirebiliyorsun. Ve buradan da birisinin hatch'ten atladığını kulaklarına duyabilirsin. Duyduğun anda şu şekilde sıktığın anda zaten kapıya doğru bir pikin oluyor ve rahatlıkla rakibi avlıyorsun. Hatch'ten atlayan adam kesinlikle duvara bakmayacak. Bakacağı yer kesinlikle şurası olacak ve burası olacak. O sırada rahatlıkla rakibi avlamış olacaksın. Tabii ki şansın yaver giderse. Aynı zamanda buradaki köşeler kurşun geçiriyor. Buralara yatmak gibi bir planın bence olmasın. Hiçbir zaman olmasın. Aynı zamanda bu koltuklar gördüğünüz gibi kurşun geçiriyor. Arkasına herhangi bir şey koyduğunda veya karşı takım koyduğunda sen rahatlıkla kırabilirsin. Ya da senin cihazını kırarlar, bilgin olsun. Şuraya bir shield koymayı ben tercih ediyorum açıkçası. Şöyle şuradan bakmak hoşuma gidiyor. Birisini gördüğümde kalkıp vurmak çok rahat. Aynı zamanda şu şekilde önce bir normalini göstereyim. Normal bir şekilde şöyle beklersen şuraya falan piklemen ve bu tarafa piklemen biraz daha sıkıntılı gibi diyelim. Ama şu şekilde kıralım. Görmüş olduğunuz gibi direkt ikiye kırılıyor.
Bir de şunun üstüne kırıp üstüne doğru yürürsen, doğru açıyla yürümeyi başarırsan tamamen kırıyorsun ve şu köşeye şu şekilde daha fazla yaklaşabiliyorsun. Daha fazla yaklaştığın zaman da buraya doğru pik alman falan daha rahatlaşıyor. Seni daha az görüyorlar. Yani seni vurma ihtimalleri yok merdiven tarafından gelenlerin. Sen rahatlıkla pikleyebiliyorsun. Aynı şekilde sen kendine şunu biraz daha cover en azından yaparak pikleyebiliyorsun. Şuraya da bir shield koyarsan muhteşem bir kendine alan yaratmış oluyorsun açıkçası. Tabi el bombası falan gelmesi ihtimaline karşı dikkatli olmalısın. Şu duvardan bahsetmiştik. Bu duvarın neden reinforcelanması gerektiğini şu an anlamış olmalısın. Aynı şekilde bu duvarın da neden reinforcelanması gerektiğini anlamış olmalısın. Direkt site'a bir giriş ve camdan gelen insanlar için bir giriş bileti diyebiliriz site'a. Aynı şekilde şurası da küçük tuvalete giriş. Burasıyla çok bir işin yok. Belki şuraya bir reinforce atıp mira koyarsan şu şekilde bakarak şuraya mira koydum. Camları falan görüyorsun. Rahatlıkla rakip avlama şansın var diyebiliriz. Ama şuradaki cama dikkat etmen lazım yine. Amoru için muhteşem olan camlardan birisi de burası. Ve eğer bu site'daysanız oyunun en başında şu şekilde aşağı inerseniz buradan gelecek bir rakibi gafil avlama şansınız var ve öldürme şansınız var. Bir kişi eksik başlatabilirsiniz karşı takımı. Bence bol bol bir sürü şey anlatmaya çalıştım. Eminim sizin için de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki daha çok fazla anlatılacak şey var. Böyle dakikalara sığmıyor. Görüyorsunuz 20 dakikalık bir round açıyorum ve yaklaşık 18 dakikasını falan doldurmuşuz bile. Sadece bildiklerimin bir kısmını anlatarak. Gerisi artık gameplaylerde. Gameplay videolarımı izleyebilirsiniz. Daha fazla trik almak için. Aynı zamanda kendiniz de düşünerek, çalışarak daha fazlasını bulabilirsiniz efendim. Şimdilik diğer site'a geçelim hızlıca. İkinci site'ımızda görüşürüz. Bay bay. Şimdi Katus'taki bar ve kokteyl salonunu inceledik. Mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Şu an şöminenin salon ve maden odası kısmındayız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki şömineli salon kısmı bir sonraki site'ımızda da var. Hemen hızlıca Maestro'yu alalım. Neden bundan bahsettim, bu infodan birazdan anlayacaksınız. Şimdi burası tren kısmı, şu kısımda şömineli salon diye tabir ettiğimiz kısım. Şömineli salon kısmı diğer site'da varken derken de burası bir okuma odası, diğer site'ımızda burası olacak. Yine şömineli salonla birlikte, yani şömineli salon ortak şeyi var burada. Böyle bir üçgen gibi düşünün, şu şekilde ve ortadaki kısım ikisinin ortak kümesi gibi şu şekilde baktığınız zaman niye bu infodan bahsediyorum gelecek zamanda anlayacaksınız efendim. Şimdi direkt görmüş olduğunuz üzere reinforcelanacak, hatta elektriklenmesi gereken bir duvardan bahsediyoruz. Pencereler çok tehlikeli. Castle varsa çok güzel olur ama castle yoksa da şu pencere gerçekten özellikle bu site'ı çok fazla yoracak demek oluyor. Tabii biz bahsediyoruz ama neyden bahsediyoruz? Hemen hızlıca şöyle bir üst kattan indiğiniz zaman direkt, yani nasıl anlatabilirim burayı ki? Ha, şöyle anlatırsam daha güzel olur. Sahil kısmı ve Noel Pazarı kısmının olduğu tarafta bir miktar. Aynı zamanda diğer yerden doğduğunuzda da o A site'ın camının oraya yaklaşabiliyorsunuz. Hızlıca dışarıdan gösterdikten sonra içerisine geçelim. Şimdi içerideki kameralardan çok fazla bahsetmiyorum, biliyorum. Ama böyle baktığınız zaman bile rahatlıkla işte iki bakışta bir kamerayı gördük. Hani çok fazla içerideki kameralarla ilgilenmiyorum. Daha çok dışarıdaki kameralarla ilgileniyorum. İçerideki kameralar çok fazla sizi zora düşürmeyecektir ama dışarıdaki kameralar bütün taktiğinizi ele verecek kameralar olduğu için dışarıdaki kameraları ekstra anlatıyorum efendim. Görmüş olduğunuz üzere burada bir cam var. Yine aynı şekilde buraya bağlanıyor. Direkt site'in içinde. Buradan böyle Montaigne'le, onun dışında Glass'la, şeyle, Fuse'la, Blitz'le, kalkanlarıyla direkt hızlıca içeriye girip
bombayı buraya kurup ardından dışarı çıkma taktikleri var insanların. Bir frost koymanız biraz engel olacaktır. Tabii biz Maestro aldık. Neden? Şu şekilde görüyorsunuz. Burada büyük bir motor gibi bir şeyimiz var artık. Tam olarak tarifini bilmiyorum. Bir miktar mühendislik işi. Mühendisler varsa aramızda açıklayabilirler. Şimdi zıpladığınız zaman şöyle geleceksiniz bir miktar. Ve ardından dümdüz ileriye yürüdüğünüzde şunun üstüne rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Bunun üstüne çıkıp şöyle şunu kurduğunuz anda normalde kurduğunuz maestroların dışında olarak görmüş olduğunuz üzere neredeyse alanın tamamına hakimiyetiniz var. Çok avantajlı bir kamera beğenerek kullanıyorum. Buradan falan V atma şansları da çok fazla yok. O yüzden yine yüksekte olduğu için işimize yarayacak bir kamera bu. Bu alana bomba kurulmuyor. Sadece bu alana kuruluyor. Şu şekilde kapılarla da sınırı belli. Reinforcelanacak. Mümkünse elektriklenecek. Burasının reinforcelanmasına çok gerek yok. Çünkü zaten siz tren odasında olacaksınız. Bu site'te durmayacaksınız. Site'in dışından da savunabilirsiniz. Bence Caviera falan bu map'te çok güzel gidiyor. Çünkü tam böyle gezmelik bir harita. Her yere saklanabiliyorsun. Koştun koştun koştun. Ve özelliğin bitti Caviera ile. Hemen bir yere girip hızlıca bekleyip özelliğini doldurup tekrar koşabiliyorsun gibi bir durum var. Şimdi aynı zamanda tavanın tamamen soft olduğunu görüyorsun. Burası füze davet. Aynı şekilde burası da füze davet. Görmüş olduğun üzere aynı şekilde burası ama tam değil. Burası değil. Pardon. Özür dilerim. Burası değil. Bu konuda rahat olabilirsin ama buralar füze davettir. Şimdi görmüş olduğunuz üzere ilk başta çok cazip gelen böyle tren işleri var. Görüyor musun? Tren içine girerim. Hem kamerama bakarım hem arada pikimi atarım falan gibi düşünebilirsin. Aynı şekilde burada da. Trenin içine girerim. Oh, mis gibi. İşte hiçbir sıkıntı yok. Kamerama bakarım abi. İşte hemen Maelstrom'a geçerim. Hızlıca adamları engellerim abi falan diye düşünebilirsin. Ama şuraya atlıyorsun. Görüyor musun? Şurada bir geçin var. Buralara kesinlikle girmemelisin. Eğer gireceksen şuraya bir shield koy ve hemen arkasına yat. En azından kendini gösterme rakibe. Çünkü hatch'ten seni çok fazla zorlayacaklar, emin ol. Direkt de olduğun anda tren vagonunda olduğun anda direkt öldün demektir. Özellikle kameraya bakıyorsan zaten çoktan öldün demektir. Bu site'da işte dediğim gibi Osa'yla falan gelip hızlıca şu cama bir şey kurup ardından şu tarafa doğru bakabilirler. Eğer site'de duran yoksa bu tarafa doğru bakarak direkt gelenleri haklayabiliyor olsa çok da avantajlı oluyor. Osa'ya karşı yapılacak şey de Impact Grenade biliyorsunuz. Ve bu site'da da boş bırakmamalısınız. En azından arada bir şuradan da kontrol ediyor olmalısınız. Tabi buraya da dikkatli olarak. Bu odadan çok fazla bahsetmedik. Bu oda bir çamaşır odası. Şurada bir drone deliği var dışarıdan gelebilen. Buradayken kameralara falan bakabilirsiniz şöyle ama direkt merdivene bağlı olduğu için gelen insanlar kesinlikle burayı kontrol edeceklerdir. Yine aynı şekilde daha önce bahsettiğim gibi buradan pik atma ve ilk kişiyi öldürme taktiğini uygulayabilirsin. Burada mutfak ve en üst kat önemli. Daha önce bahsettiğim gibi önce en üst katı alıyorlar. Sonra mutfak kısmını, bodrumu alıyorlar ve en son burayı alıyorlar ya da okuma odasını alıyorlar ama okuma odası biraz dezavantajlı. Onu diğer site'dayken bahsedeceğiz. Yukarı çıkalım. Hatchlerin nerede olduğunu gösterelim hızlıca. Şöyle bakalım burada mı? Burada görmüş olduğunuz üzere direkt tamamen görüş sahibisiniz. Trenlere görmüş olduğunuz üzere ve bir fuse'a falan da buradan atarak rahatlıkla birkaç rakibi indirebiliyorsunuz. Burada trik B'ye veya A'ya değil tam ortasındaki tren kısmına atmanız füzeleri. Aynı şekilde savunmadaysanız da üst katta bir arkadaşınızın bulunması sizin için çok önemli. Çünkü üst katta arkadaşınız bulunursa ancak buradan füze yemezsiniz. Üst katta bir arkadaşınız bulunması o yüzden önemli. O yüzden Caviera'dan bahsediyoruz. Hızlıca tekrar aşağıya inelim. Çok da fazla uzun tutmayacağım. Zaten site belli. Basit bir site. Şu site'dayken ama A site'ındayken buralar tabii
Rain Forcep olması gerekiyor. Buralarda aynı şekilde. Buralardan da ya rotate açabilirsiniz. Şömineli salon olduğu için böyle eğilerek geçmek biraz tehlikeli. Şuraya bir rotate açarsanız en azından eğilmeden geçersiniz ve rakibin beklemediği bir yerden gelme şansınız olur. Aynı şekilde burayı da açabilirsiniz. Orayı açarsanız da burada bekleme şansınız yok zaten hatch olduğu için. Yine rotate açısından, bakmak açısından, rakibi avlamak açısından güzel bir pick noktası olabilir sizin için. Burayı kırabilirsiniz. Zaten bu site'in içinde çok fazla beklemeyeceksiniz. Camdan atlayan bir rakip şuraya doğru yürüyüp yanlışlıkla aşağı düşebilir. Aşağı düştüğü zaman rahatlıkla avlayabilirsiniz şu şekilde. Yani aşağı düştü, artık geri gelmesi falan çok zor. Ya da siz burada bekleyebilirsiniz. Camı zaten görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Şöyle elinizde impact grenade olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle C4 olmalı. C4'u bekleterek cam kırıldığı anda cama doğru şu şekilde fırlatmanız lazım. Tam camın ortasına doğru gitmesi için. Tekrar bastığınız anda da patlatarak rakibi rahatlıkla öldürebilirsiniz. Sizin için çok güzel bir pick noktası. Direkt bir rakibi avlayarak başlayabilirsiniz oyunu. Çünkü o camdan illaki birileri zorlayacaktır orayı. Tabi taktik olarak biraz bekleyip rakip içeri girerken iç tarafa C4'unuzu atıp patlatabilirsiniz. O da bir taktik. Çok özür diliyorum. Tabi sürekli konuş boğazlarım kurudu bir miktar. Ama hızlıca devam edelim. Zaten çok da fazla anlatılacak bir şey kalmadı. Clash falan tercihi güzel oluyor aslında ama Clash banlıyorlar biliyorsunuz. Bu noktada da Maestro'yu tercih ettiğiniz zaman koyacağınız yer bence tam olarak şu nokta olmalı. Merdiven hem camdan girdikleri zaman hatch de kırık olduğu için buraya ulaşamayacaklar. Hem de buradan gelen bir rakibi de çok rahat önceden infosunu alacaksınız ve sizi gelip kırana kadar şu tarafa acayip bir şekilde kendini göstermek zorunda kalacak. Sürekli bir şekilde pinklersiniz, Z ile pinklersiniz ve arkadaşınızdan yardım isterseniz geldiği anda arkadaşınızın onu vurma ihtimali çok yüksek. Tabi kurşun geçirmez bir şeyleri varsa, kurşun geçirmez kamera kıran bir şeyleri varsa rahatlıkla kıracaklardır. O da ekstra bir info olarak bulunsun. Olabildiğince detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok da fazla uzun tutmak istemediğimden dolayı şimdilik burada son verelim. Yine gameplay videolarında ilerleyen zamanda daha farklı, daha fazla detaylar öğrenme şansınız var. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine diğer site'ımızda görüşürüz. Hadi okuma odasına geçelim. Yeni bir site'la daha karşınızdayım. Şimdi en son kat 2'deki şömineli salon ve maden odasını incelemiştik. Şu an okuma odası ve yine şömineli salondayız. Ortak bir site var yani. Şömineli salon ortak oluyor. Yine Maestro alalım. Maestro güzel oluyor. Hızlıca gösteriyoruz. Zaten ekstra başka bir operatör kullanmanızı istediğimde de ondan biraz bahsediyorum sizlere. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten buradan bahsetmiştik. Ama artık burada rakip olacağını bilecekler. Diğer önceki site'de bahsetmiştik buradan. Görmüş olduğunuz gibi site'ımız burası. Az önce bahsetmiş olduğum üzere buradan savunuyorduk diğer site'ı. Artık daha farklı bir site'le karşı karşıyayız ama yarısı amca oğlu gibi o site'ın. Yarısı burada. Şimdi burayı savunmak biraz daha zor. Eğer seçiminizi yapıyorsanız önce üst kat, sonra mutfak aşağı bodrum kat, sonra tren odası. Zaten yeni bir tercih daha yok. Eğer tercihimiz daha olsaydı en son olarak bu site'i tercih edecektik. Burayla ilgili pek bir bilgi vermeme gerek yok. Zaten vereceğim tüm bilgilerden bahsettim burada. Şurayla ilgili biraz bilgi verelim. Ardından bitirelim. Şimdi orası zaten Maestro'yu koyduğumuz yerde. Burada nereye koyabiliriz Maestro'yu? Şöyle gelin birlikte düşünelim. Ben şimdi bu site'da normalde oynamadığım için, bu site'i savunmadığım için hiç pek bilmiyorum. Ama mantığıma şöyle bir şey geldi hemen hızlıca. Şuraya yerleştirirsem eğer... Kitaplardan göremiyor muyum?
tarafa geçelim, buradan tarayalım. Ha, iyi kitap kayboldu. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, kitapları vurmadan koymayın site'a, oraya kameranızı. Şimdi birini A tarafına koydunuz, birini de B tarafına koyacaksanız bence burası güzel bir spot. Yine bu kapıyı da görüyor, diğer kapıyı da görüyor. Sadece şurada kör noktamız var. Oraya plantlemek isterlerse rakibi elleyemiyoruz. Sadece şurada planti engelleyemiyoruz. Onun dışında her yeri engelliyoruz. Gayet güzel oldu bence orası. Hem kırılamayacak da bir yerde. Hem de kolay görülemeyecek bir yerde. En azından kameramızın kırılmasını engelleyecek bir yerde yani. Güzel bir nokta. Yine aynı şekilde aynı taktikleri yapabilirsiniz. Ben açıkçası bu saatleri çok sevmiyorum, bu iki saati. Daha önce de az önce bahsettim size. Şimdi şöyle bir yukarıyı kıralım. Yukarıdan bir bakalım nasıl gözüküyor, neresi gözüküyor, ne yapabiliyoruz yukarıdan. Ona göre tekrar devam edelim. Şimdi nereye kırmışız? Önce ona bakacağız. Şurayı kırmışız. Buradan direkt girişin kapısını görüyoruz, görmüş olduğunuz üzere. Zaten iki tane kapısı var, birini görebiliyoruz şu anda. Reinforce falan delip gelmedikleri sürece rahatlıkla elimine ediyoruz artıkları. Bir diğer kapısı da burada ve onu da çok rahat bir şekilde görüyoruz, görmüş olduğunuz üzere. Yani eğer üst kata rakibi sokmazsanız ve siz savunuyorsanız şu iki kapıyı kontrolünüz altına aldığınız zaman gayet rahat bir şekilde rakipleri engelleyebilirsiniz. Tabi reinforce'ları delmedikleri sürece. Reinforce'ları da çok deleceklerini düşünmüyorum yani. Ama reinforce delerlerse tabi ona göre bir taktik üretmeniz lazım. Örneğin buradakileri sadece reinforce'lamakla kalmayıp full reinforce'layın her yeri. Reinforce'layın. Extra information için örneğin sadece info almak için şuraya bir tane mira koyun. Sadece info almak için. Yani mira koyduğunuz her yerde adam öldürmek zorunda değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Sadece info için. Veya şuraya bir tane koyun. Sadece info amaçlı. İnfo amaçlı kullanın. Burayı site'ınıza katabilirsiniz. Yani şahsen ben katardım site'ıma. Şuraya bir shield koyarsınız ve site'ınıza katmış olursunuz burayı. Hem savunursunuz hem şu şekilde şuradan da bakabilecek bir yeriniz olur. Şuraya bir shield koydunuz ya, çok rahat bir şekilde şuradan gelen kişiye kafa atma şansınız var. Shield'ın üstünden bakmak isteyeceği için. Örneğin şu taraf delik olduğu için o tarafa kilitlenecek. Siz buradan rahatlıkla rakibinizi öldürebileceksiniz. Tabii ki diğer site'i de unutmuyoruz. Sadece bu site yok. Sadece bu site olsaydı çok kolay olacaktı her şey. Ama burası asıl büyük sıkıntı. Çünkü hem treni yine kontrol etmeniz lazım. Yani site buradayken treni kontrol ediyorduk. Yine treni kontrol etmek zorundayız. Burası güvende olması için. Biraz sıkıntılı bir site açıkçası. Burayı çok fazla tercih etmenizi önermiyorum. Ama gene de ufak birkaç taktik göstermiş olduk. Bence bu site'de çok uzun süre kalmayalım. Çok fazla kafamızı bulandırmayalım. Hemen diğer site'ımıza geçelim. Asıl önemli site'ımıza, her şeyi belirleyecek olan mutfak site'ına geçelim. Hızlıca orada görüşürüz. Artık son site'ımızdayız. Asıl kritik round'lardan biri olan mutfak round'uyla birlikteyiz. Önce kat 3'ü aldınız, ardından gittiniz mutfağı aldınız, ardından şömineli salon maden odasını aldınız, unutmayın. Okuma odası en son tercih edeceğiniz yer. Yani baktınız çok absürt rakibiniz var, bir de orayı deneyelim dediğiniz zaman alacağınız yer açıkçası. Yine bir maestro alalım hızlıca. Ardından taktiklerimize başlayalım. Şimdi burası daha kritik bir yer olduğu için biraz daha önemli. Eğer doğru açıyı yakalarsanız bunun üstüne çıkabiliyorsunuz. Doğru açıyı yakaladığınızda bunun üstüne çıkabiliyorsunuz. Buradan kutunun üstüne tırmanıyorsunuz ve düşmeyi başardığım için tebrik ediyorum kendimi. Şu şekilde tam köşesine gelerek geldiğinizde oluyor. Şu şekilde oradan da süzülerek buranın üstüne çıkmayı başarıyorsunuz. Şimdi bu ne işinize yarayacak diye düşündüğünüz zaman maestro kamerasını yerleştirirken düşebiliyorsunuz.
biraz geriye çekiliyor ya. Oraya yerleştiremiyoruz. Buraya yerleştirelim. Bir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde yüksekte olmuş oldu. Kimse bıçak vurup kameranın şeyini kıramıyor. Siz söyleyin. Camını kıramıyor. Şimdi buradaki duvarı kırmak bir taktik. Ben buradaki duvarı kırmayı tercih ediyorum. Ama diğer arkadaşlarınız böyle etrafta geziyorsa, işte buraya karşı pikleyeceklerse falan, şuradan... Şöyle açalım da rahat rahat göstereyim size. Şuradan geldiğiniz zaman görüyorsunuz, direkt giriş ya. Burayı açmanız demek, şurada bir savaş oluyorsa aynı şekilde buralarda da devam ettiği için rakip arkadaşlarınızın ölmesi anlamına gelebilir. O konularda dikkat etmeniz lazım. Yani ben açardım ama kesinlikle takım arkadaşlarınız için açmasanız daha iyi olur. Bu sadece bize yarıyor. Bizim yatacağımız yerde tam olarak şu nokta. Bakın, fark ettiyseniz tam karşıma bakarak yattım. Onun da sebebinden bahsedeceğim. Mümkünse şuraya bir shield konur. Güzel de olur. Siz buradan kamerayla bakıyorsunuz. Karşı rakibi falan biraz zorluyorsunuz. Sonra kamerayı kapatıyorsunuz. Karşı rakip kameranızı alamıyor. İçeri girmeye karar verdiği anda şu şekilde çıkarak rahatlıkla rakibi indiriyorsunuz. Temiz bir oyun oluyor sizin açınızdan. Orayı rahatlıkla korumuş oluyorsunuz. Bir diğer kameranızı nereye koyacaksınız? Önemli olan şeylerden biri o. Şuraya rahatlıkla tırmanabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Ve aşağı doğru eğerek indirdiğiniz zaman... Tamam, ortaya denk getirmişiz de o yüzden öyle olmuş. Şu tarz şeyler bazen engel oluyor ya, hitbox'larla alakalı. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem şu tarafta bir H var arka tarafta. Oradan gelen bir rakibi engellemeli. Hem de buradan B'ye girecek olan bir rakibi engellemeli oluyor. Buradaki H'i kesinlikle yukarıdan kapatın. Buraya kesinlikle elektrik atın. Elektrik atmanız şart bence. Tabi elektrik olmasa da en kötü işte reinforce'unuzu atın. Üstteki duvarın kırıldığını unutmayın. Buradan el bombası falan yiyebilirsiniz. O yüzden buralarda yatacaksanız eğer biraz dikkatli olun. Bilgi olarak sunayım size. Şuradaki duvarlar görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda saldırırken de buradan bir el bombası, frag grenade fırlatabilirsiniz karşı tarafa. Sizin için avantajlı olur. Aynı zamanda siz de buradan aynı şekilde C4 yollayabilirsiniz karşı tarafa. Eğer orada rakip olduğunu biliyorsanız, örneğin Volkari ile falan takip ediyorsanız rahatlıkla bir kill alabilirsiniz oradaki camdan. Yani artık duvardan. Onun dışında buralar elektriklenmeli. Yani mümkün olduğunca. Tabi elektrik yoksa sadece reinforcelanmalı. Eğer kaydınız varsa, tam şu noktaya atarsanız kaydınızı, hem şu taraftan veya o taraftan kimse göremeyecek ve kıramayacak, hem de iki reinforce'u birden elektriklendirmiş olacaksınız. Aynı şekilde burada da tam şu noktaya atmanız lazım. Yukarıya atarsanız ikinci reinforce'u görmeyebilir. O yüzden biraz daha aşağı atmanız lazım. Aşağı attığınızda da aynı şekilde vent'in arasına sıkıştığı için kesinlikle kimse tarafından görülüp kayıt yok edilemeyecek. Sizi avantajlı hale getirecektir. Yani şu iki reinforce'u elektrikleme açısından. Onun dışında Noel pazarı tarafına yakınız. Görmüş olduğunuz gibi. Kaviyer'e falan oynuyorsanız, Bokai'le falan oynuyorsanız avantajlı haldesiniz. Örneğin şuraya bir kamera atabilirsiniz şu tarafa. Bir de şurayı görüyor musunuz? Bu taraf ufak bir balkon gibi. Eğer drone'la gelir ve şuraya zıplarsanız oradan da bir üste şuraya zıplayabiliyorsunuz. Oradan da buraya zıplayabiliyorsunuz. En üste zıpladığınız anda tüm bu odanın aynı güvenlik kamerası gibi bir kameranız oluyor sizin için drone'la birlikte. Ve eğer bir rakip varsa orada rahat rahat ping atabilirsiniz. Çünkü kesinlikle oraya bakmayacaktır ve kesinlikle drone'unuzu göremeyeceği için çıldırıp orayı terk edecektir. Yani bir kişiyi öldürmeden bir cephe geriye doğru itmiş olacaksınız Zayur'un rahatlığıyla. Onun dışında bir Volkari falan atarsanız ve bu taraflara geçerseniz kamerayla takip edip şöyle içeride bir kameramız var ya, kamerayla takip edip içeri girdiğini gördüğünüzde ve fokusunun tamamen mutfak tarafında olduğunu gördüğünüzde hızlıca şu şekilde Volkari, tabii ki çok daha hızlı, benim Hiron biraz armor
armoru 3 ve hızı 1 olduğu için yavaş. Şu şekilde rahatlıkla rakiplere indirebileceksiniz. Acayip avantajlı. Özellikle Mountain varsa ve bu kapıya doğru yaklaştıysa direkt arkadan öldürmüş olacaksınız. Ama ardından kaçacağınız yer yine geri dönüp içeri girmek olmalı. Buradan içeri girebilirsiniz biliyorsunuz. Diğer kapımız da oradaydı. İçeri girip hızlıca savunmaya geçmeniz lazım. Üst taraflar biraz temiz. Üst taraflar kırılmıyor buralarda. Sadece bir tane hatchimiz var ve bu duvar kırılabiliyor. Yani sadece füyüz yiyebilecek olan yer burası baktığınız zaman. Onun dışında şurası görmüş olduğunuz gibi. Ama burada yatmayı zaten tercih edeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü biraz dezavantajlı kalıyorsunuz. Kaçacak başka bir yeriniz yok. Bir el bombasına öleceksiniz. O yüzden bence oraya girmeyin derim ben. Onun dışında başka kırılabilecek görmüş olduğunuz gibi. Buralar da kırılıyor. Buralar da kırılıyor. Buralardan da füyüz yiyebilirsiniz o zaman. Yine dikkatli olun derim ben. Şurası kırılmıyormuş. Buralar yatay. Yani şu odaya bakabilirsiniz. Üst kata yerleşip şuraya. Bir miktar daha işte en azından girişlerini yavaşlatmak adına olur. Ama kaçınılmaz son. Gelecektir illaki. Şurası kırılıyor mu? Hayır. Buralar zaten kırılmıyor. Hızlıca devam edelim. Şimdi yukarılara fokuslandık bir tık çünkü. Görmüş olduğunuz gibi oradaki kapıya sadece bakabiliyorsunuz yukarıdan. Hem yukarıdan füzlamalarını engelleyip hem aşağıya bu kapıya bakıp savunmayı biraz daha bizim lehimiz haline çevirebilirsiniz savunma tarafında. Onun dışında başka yapabileceğimiz şeyler... Şuradan savunmayı seviyorsanız, eğer agresif savunmayı seviyorsanız buralarda bekleyebilirsiniz. Ve şu kapıdan illaki girecekler. Girerlerken bir kişiyi mesela indirip ardından biraz saklanıp yer değiştirip başka bir açıdan gelip yine bir kişiyi indirip yine başka bir açıya falan geçebilirsiniz. Buradaki reinforce'la uğraşan birisi varsa ya da bekleyip örneğin herkes girdi, girenleri gördünüz, hiç hareket etmediniz. Beklediniz. Bir Thatcher sesi duydunuz. Döndünüz. Thatcher'ı öldürdünüz. İşte Sledge'i öldürdünüz. Termite'i öldürdünüz falan gibi şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında bar kırılmaz bir duvar görmüş olduğunuz gibi. Yani buralardan bir taktik yapamazsınız. Onun dışında merdivende bekleyebilirsiniz. O güzel bir taktik. Üst katlara çıkıp örneğin en üste çıkıp sesleri dinleyip ses geldiği anda işte kavyer aysanız çok sessiz bir şekilde hızlıca inip rahatlıkla bir rakibinizi iki rakibinizi indirebilirsiniz. Saldırırken de aynı şekilde Mountain, Osa, Shield'lı karakterler falan çok güzel iş yapıyor burada. Aynı zamanda bir Thatcher elinizde bulunsun ya da elektriği delebilecek bir Kali elinizde bulunsun. Mümkün olduğunca sizi avantajlı hale sokacak hero'lar, operatörler bunlar. Genel olarak bunlardan bahsediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir rehber videom. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydası dokunmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Yine bir başka rehber videosunda daha görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.